Merhaba arkadaşlar, bugün Gold Kasma serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Bugün Home Instance'dan nasıl Gold kasacağınızı göstereceğim. Full bir Home Instance'dan yaklaşık 5 dakika içerisinde 5 ila 10 Gold para kazanabilirsiniz. Ki bu da 60 dakikada 60 Gold gibi yüksek bir rakama denk gelir. Ama her gün yalnızca bir kere harvestleyebildiğiniz için maalesef ki farmlanabilir bir yöntem değil. Ama eğer arkadaşınız varsa evi full olan, onun evini kullanarak para kasabilirsiniz. Evinizi fulllemek çok pahalıya denk geliyor. Dolayısıyla gold kasmak için evinizi fulllemenizi tavsiye etmiyorum. Ama oyunu bitirmiş artık herhangi bir content sahibi olmayan veteranlar ya da ev dizayndan hoşlanan insanlar evlerine dizayn ediyorlar. Şöyle göstereyim size. Totalde 5465 gold'la evinizi fullleyebiliyorsunuz. İsterseniz neler kasacağımızı, nasıl kasacağımızı hemen bir hızlıca göz atalım. Böyle harvesting şeylerim var. Hemen başlayalım isterseniz. Evi bir full toplayalım baştan sonra. Şu an inventory'm boş. Ne kadar kasacağımızı görelim. Biz burada saat görüyorsunuz. 40'ta başladık. Oyun size başlangıçta bir tane glif hediye ediyor. Bu glifi Leather Worker üzerinde kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü özellikle Home Instance Farm'ında şu anda gördüğünüz gibi 6 tane kastık bile. Bu bitişte bir 30 tane falan denk geliyor ve yaklaşık 30-40 silver bir fazladan para kazanmış oluyorsunuz her gün. Aynı zamanda Volatile Magic ve Unbound Magic de yüksek oranda geliyor. Aurelium da kasabiliyorsunuz bu şekilde. Her gün yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7, 5 ila 10 arası Lump of Aurelium kazanıyorsunuz her gün. Bu bölümleri atlamak için videonun sonuna sarabilirsiniz. Birazcık işimiz sürecek çünkü 2-3 dakika kadar daha. Videonun sonunda sizinle beraber ne kadar kastığımızı hesaplayacağız. En çok para getiren kaynağımız burası. Burası kendini en çabuk amorti eden yer. Totalde 2000 gem'e 2 tane bahçe alabiliyorsunuz böyle karşılıklı. 2000 gem fiyatına kendini amorti edebiliyor. En hızlı rotasyon benim yaptığım şekildedir. Eğer hızlı bir şekilde toplamak istiyorsanız bu rotasyonu yapmanızı tavsiye ederim. Bence en hızlı toplanan ev de bu. Home instanslar arasında farklılıklar oluyor. Home instansa göre hani değişiyor. Bir kere aldığınız zaman bütün home instanslarda kullanabilirsiniz 5 ırkında fark etmiyor. Ama her gün bir kere toplayabiliyorsunuz. Yani burada toplayıp atıyorum charların mekanına gittiğiniz zaman charlardan toplama yapamıyorsunuz maalesef. Benim izlediğim rotasyonu kullanarak hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. En hızlı toplayan karakterde quickness'ı çok fazla olduğu için Mesmer. Yani toplama karakteri olarak Mesmer kullanmanızı tavsiye ederim.
Aynı şekilde burada bir tane ufak bir bug var. Bunu da size göstereyim. Üzerinizde quickness varsa çok kolay oluyor. Quickness yoksa biraz zorlayabiliyor. Şimdi geliyorsunuz buraya. Mesela bu yok çantanızda. İkisinin ortasına geliyorsunuz. Quickness basıp buna basıyorsunuz. Tam bitmek üzereyken hareket edip buna F basıyorsunuz. Şu an üzerinde Quickness olmadığı için yapamadım. Quickness varsa eğer bunu hemen iptal ettiğiniz zaman, buna F bastığınız zaman ikisini bir açar ve elinizde olmasa bile bunun açma şeysi rahatlıkla açabilirsiniz. Elimizde Skeleton Key yokmuş. Tabi birazcık profitimiz buradan düşecek olmadığı için şu an. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey topladık. Totalde de 5 dakikamız geçti sadece ve hala daha da toplamaya devam ediyoruz. Farmın sonuna gelmek üzereyiz. Farmın sonuna geldik arkadaşlar. Totalde. Öncelikle şöyle göstereyim. 3 tane Mistonium, 3 tane Kral Katit ingot. Ardından 2 tane Unidentified Gear, 3 tane Shard, 3 tane Blossom, 5 tane Winterberry, 3 tane Wood, 9 tane Pearl ve 3 tane Ruby kasıyorsunuz. Özellikle Ruby ve Pearl oranı çok iyiler. Aynı zamanda Garden'dan kastığımız 40 tane Clove gene çok yüksek oranda para getiriyor bize. Yaklaşık 61 silver'dan 9, 50 silver bir para getiriyor. 25 tane leather section, 10 silver. İşte 3 silver, tekrar 3 silver, 9 silver gibi böyle gidiyor. 6 silver gibi, gördüğünüz gibi bir ton ufak ufak ucuz şey yaptık. Totalde 5 gold arası bir fiyatı var bütün bunların. Tabii hepsini tek tek satmak yerine biriktirip topluca satmanızı ben tavsiye ediyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Bu yöntemle eğer arkadaşınız varsa farmlayan, yani evi olan, onun evine şey yaparaktan hızlı bir şekilde gold kasabilirsiniz. İkinci videoda görüşmek üzere.